Evet, geldik şimdi inkılap tarihinin en cıvcıvlı yerine 13 sorunun 9'unun geldiği bölümden şimdi başlıyoruz. Duyduk, duymadık demeyin. Duyanlar, duymayanlara söylesin, anlatsın yani. Ben sana söyleyeyim yani. Hadi bakalım o zaman. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayalım mı? İmzalayalım. Mondros Mütarekesi, yani anlaşması, bu bir ateşkes. Silah bırakalım, dövüşmeyelim kardeşim. Silahlarımızı kenarlara koyalım diyorlar. 32.1918 size hangi tarihi anımsatır birazcık da olsa? Tabii ki 29 Ekim'i. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı mıdır? Evet. Özellikle seçilmiş bir tarih gibi gözüküyor. Evet. Çünkü niye? Çünkü arkadaşlar 29 Ekim tarihi Mondros'tan bir gün öncesidir. Çünkü Mondros'la Osmanlı fiilen sona ermiştir. Mondros'la Osmanlı fiilen sona ermiştir. Ve 29 Ekim bir gün öncesinde biz yeni bir dönem başlatıyoruz demek istendiği için böyle bir karar alınmıştır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size, tamam mı? Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında Osmanlı'da hükümetin başında kim var? Ahmet İzzet Paşa hükümeti. Kim o zamanların işte temsilcisi, bu hükümetin temsilcisi? Rauf Orbay. Hüseyin Rauf Orbay. İsmini çok duyacağımız bir isim. Neden? Mondros'tan imzaladıktan sonra arkadaşlar geliyor bizim yurda, diyor ki ben diyor Türk ulusunun diyor geleceğini kurtardım. Merak etmeyin. Hiçbir şey olmayacak. Yani düşmanı ben sindirdim diyor yani. Anladınız mı? Ama 3 gün sonra bu konuşmayı yaptığından sonra, yani bu 3 konuşmayı yaptıktan 3 gün kadar sonra Musul işgal edilen ilk toprağımız oluyor. Yani diplomasinin de zayıf olduğunu gösteren bir kanıttır. Yani Rauf Orbay burada onu söyledi. Ondan sonra oldu. Sonra ne oldu? Sonra Amasya Genelgesi'nde imzası olan bir adam oldu. Sonra ne oldu? Sivas Kongresi'nde kongre başkanlığına Mustafa Kemal ile beraber aday olan bir adam. Sonra ne oldu? Kaybetti orada. Lozan'a ben gideyim dedi. Lozan'a beni gönderin dedi. Lozan'a gönderilmeyince küstü. Küstükten sonra da Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisinin kurucularından biri oldu. Yani Rauf Orbay biraz yanar döner bir adam yani. Öyle söyleyeyim size. İngiliz Amiral Calthrop denilen bir adam var. Diğer bir temsilci itiraf heyetlerinde. Ondan sonra Osmanlı Devleti ile itiraf heyetleri arasında imzalanan Ateşkes Anlaşması Ege Denizi'nin Limni Adası'nda arkadaşlar. Limni Adası'nda Agamemnon denilen bir savaş gemisinde imzalanıyor. Limanın adı da Mondros. O yüzden adı da Mondros oluyor bu anlaşmanın arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle Agamemnon gemisini karşınızda görebilirsiniz. Ondan sonra Amiral Kaltrop sağ tarafta, amiral üniforması var zaten. Hüseyin Rauf Orbay da güzel canti bir şekilde giyinmiş delikanlı karşımızda. Şimdi Mondros'un maddeleri arkadaşlar, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir sayı var burada. Hatırlıyor musun sayıyı? 7, 24. 7 gün 24 saat. Yani
Öyle gibi değil mi olur? Benzinliklerde falan böyle 7-24 yazar. 7 gün 4 saat açıyoruz. Neyi açıyoruz? İşgalleri açıyoruz falan. Hani biz de işgalleri açıyoruz yani. 7 gün 4 saat bizi işgal edebilirsiniz lütfen. Yani buyurun. İzlediğiniz gibi işgal edebilirsiniz bizi. 7-24 saat işgale açık hale geliyoruz arkadaşlar burada. Anladınız mı? O mantık. Evet. Burada 7-24 en önemli iki maddesi arkadaşlar. Tamam mı? Onu unutmayın. Madde demiş boğazların durumu. Boğazların durumunu geç. Osman şimdi Osmanlı ordunun tersini al. Bak. Osmanlı orduları diyor ters edilecek. Silahlı cephaneleri itiraf ettiğinde ne içecek? Anadolu dışındaki Osmanlı askerleri ne yapacak? Teslim olacak. Osmanlı demiryolları ve haberleşme sisteminin denetimi itiraf tehditlerinin eline geçecek diyor. İtiraf tehditlerinin Anadolu'daki güvenlikleri sağlanacak diyor. Sağlanamazsa itiraf tehditlerinin Anadolu'daki ya da herhangi bir yerdeki güvenliği sağlanamazsa orası işgal edilecek diyor arkadaşlar. Yedinci madde o. Vilayet-i Sitte yani 6 vilayet demektir, tamam mı? Vilayet-i Sitte. O da Vilayet-i Sitte kırmızı noktalarla görüldü. Şöyle kodlayabilirim. Besdev arkadaşlar. Bitlis. Elazığ. Sivas. Diyarbakır. Erzurum. Van. Bunlar Bestev 6 vilayet arkadaşlar. Vilayeti Sitte 6 vilayette geçiyor bak. Bak dikkat edersen arada bu şeyler var bak. Bak şurasını demiyor, burayı, şurayı demiyor, burayı demiyor, burayı demiyor, burayı demiyor. Ama sınır çiziyor böyle. Dikkat edersen. Fark ettiniz mi? Yani bu ne yapıyor biliyor musun? İleride Serran Anlaşması'nda diyor ki Doğu Anadolu'da 6 vilayette bir Ermeni devleti kurulacak. Geri kalan yerlerde gerekirse bir ne kurulabilir? Bir Kürdistan devleti kurulabilir diyor arkadaşlar. Kürdistan. Yani orayı paylaştırıyor yani. Öyle söyleyeyim size. Yani çünkü burada hani iki nokta atışı şu 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 diyor. Birbirine bitişik bile değil bak dikkat ederseniz. Yani o yüzden orada araya bir Ermeni devleti ile Kürdistan devleti kurarsak Allah bereket versin diye. Savaş esirlerini biz tek taraflı iade edecekmişiz arkadaşlar. Onlar iade etmeyecekler yani İngilizler ya da itiraf ettiler bizim askerlerimiz, elinde bulundukları bizim askerlerimiz vermeyecekler. Osmanlı Devleti Mondros'lu arkadaşlar fiilen sona erdi. Anadolu işgal süreci başladı. Osmanlı yönetimi işgale karşıdaki pasif tutumu böyle birazcık daha müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulmasına, Kuvayi Milliye hareketinin doğmasına sebebiyet verdi. Ya bir düşünsenize arkadaşlar şu anda Türkiye işgal altında olsa ve devlet hiçbir şey yapmasa biz de ufak tefek cemiyetlerle, şunlarla, bunlarla ve ne bileyim böyle biraz daha illegal böyle direnç cemiyeti ya da Kuvayi Milliye yani direnç silahlı
diriliş mücadelesine girmez miyiz? Gireriz yani. O hesap. Anladınız mı mevzuyu? Bu müdafaa hukuk cemiyetleri ve şey biraz illegal yani, o yüzden arkadaşlar. İlk işgal edilen yerler İngiltere, Musul, Urfa, Antep, Maraş, Samsun ve Merzifon dolaylarını işgal etti. Sonra Çin bunlar. Fransa, Adana, Urfa, Antep, Maraş, Mersin, dört yol. Şimdi hocam diyeceksin ki ikisi de aynı yerleri. Yok. İngiltere ilk başta buraları alacaktı. Sonradan vazgeçti ve ne yaptı? Fransızlarla takastı bunları. İtalyanlar en güzel yerleri. Konya, yani en güzel yerler derken Konya demeyeyim de Antalya, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, bir de Konya Karaman. Yani oraya da araya da sıkıştırmışlar yani. Konya Karaman. Evet, her tarafımız işgal altında. Mondros'ta 7 ve 23. maddeler en önemli maddeler arkadaşlar. Dediğim gibi size. Unutmayın. 7 gün 24 saat non-stop işgal. Osmanlı filan sona erdi. Anadolu'daki işgaller dayanağı Mondros oldu. Milli mücadele başlanmasına etki etti ve ilk işgal arkadaşlar Musul. Kim? İngiltere. İlk işgali İngilizler yaptı ve Musul'u işgal ettiler arkadaşlar. Peki ilk direnişin başladığı yer neresi? Tabii ki Anadolu'daki ilk işgal edilen yer Hatay dört yol olacak. Anadolu'da ilk işgal edilen yer Hatay dört yol arkadaşlar. Ama işgallerin ilk başladığı yer dediğim gibi Musul. Yani şöyle soru sorabilir size. Mondros'tan sonra ilk işgal edilen Osmanlı toprağı hangisidir? Doğru cevap Musul. Mondros'tan sonra Anadolu'da ilk işgal edilen toprağımız hangisidir? Hatay dersiniz. Dört yol dersiniz. İşgallere karşı halk direnişinin ilk başladığı yer tabii ki Hatay dört yol. Kim ilk kurşunu attı Hatay dört yolda? Mehmet Çavuş. Mehmet Çavuş diyorsun, tamam mı? Kara İsa'lı müftüsü Mehmet Çavuş. İlk resmi işgal İzmir. Yani orada da Hasan Tahsin ilk direnişi başlattı. Demeyin. Yani İzmir'de ilk direniştir yani Hasan Tahsin. Yoksa Batı'da ilk direniş bile değil ya. Batı Anadolu'da Yunanlara karşı ilk direniş dese bile alma. Çok zorlanan bir soru olur bak. Çok zorlandığım bir soru olur. Niye? Batı Anadolu'da ilk direniş nerede başladı diye sorsa sen Ayvalık diyeceksin. Batı Anadolu'da Yunanlara karşı ilk direnişi kim başlattı derse sen Ali Çetinkaya diyeceksin. Batı Anadolu'da ilk direnişi başlatan Ayvalık'ta Ali Çetinkaya'dır. Tamam mı? Hocam Hasan Tahsin diye gördük hep. Ya Hasan Tahsin İzmir'de ilk direnişi başlatan adamdır ya. Yani. Ve Hasan Tahsin değildir ismi. Osman Nevrez'dir. Osman Nevrez. Tamam mı? Ona dikkat edin ya. Önemli. Bir daha tekrar edeyim. Batı Anadolu'da Yunanlara karşı ilk direnişi başlatan kişi Ali Çetinkaya. Batı Anadolu'da Yunanlara karşı ilk direniş nerede başladı? Ayvalık'ta. Ayvalık. İzmir'de Yunanlara karşı verilen ilk direniş, yani Yunanlara karşı verilen ilk savaş İzmir'de ilk direniş kiminle olmuştur? Hasan Tahsin. Orijinal ismi Osman Nevrez. Osman Nevrez. Hasan Tahsin şey gazetedeki takma ismi yani, tamam mı? Sonra
Birinci Dünya Savaşı, bak, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da aynı adı taşıyan iki anlaşma var, bak, aynı isimli. Paris Barış Konferansı. Birinci Dünya Savaşı'nda bitiren budur. İkinci Dünya Savaşı'nda bitiren budur. Paris Barış Konferansı. 18 Ocak 1919. Burada Paris Barış Konferansı'nın amacı şu arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenen devletler, yenilen devletlerle yapacakları anlaşmaların esaslarını belirlemiş toplar. Yenen devletler, yenilenlerle yapacakları anlaşmaların esaslarını belirlemek için toplanıyor, tamam mı? Burada işte bu Versay, Trianon, Nöyi, Saint-Germain falan burada oluşuyor yani. Öyle söyleyeyim size. Ama Sevr Anlaşması buraya yetişmeyecek. Paylaşım planlarını değiştirmek için toplamışlar bunu. Yenilen devletlerle yapacak barış anlaşmalarının şartlarını belirliyorlar. Osmanlı'nın paylaşımından doğan sorunları çözüyorlar. Sonuç. Barış anlaşmalarının taksitleri belirlendi. Mesela Versay, Trianon, Nöyi, Saint-Germain. İtalya dışlanması. Şimdi bak, burada İtalya dışlanması deyince anlaman gereken bir şey var. Küçük, minik. Şöyle bir şey. Bir, Paris Barış Konferansı'nda 4 tane karar var. Bir, Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına karar verdiler. İki, manda ve himayeyi kabul ettiler. Üç, üçüncüsü. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasına karar verdiler. Dört. Ne biliyor musun? Savaş sırasındaki gizli anlaşmalarda İtalya'ya söz verilen İzmir'i Yunanlara verdiler. Bu da İtalyanları ne yaptı? Küstürdü. Ve bu İtalyanları ne yaptı? İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşattı. Peki bir şey soracağım. Bu İtalya'ya nerede söz verdilerdi? Yani hangi gizli anlaşmada İtalya'ya İzmir senin olacak yavrum dedilerdi? Söyleyeyim. Hani uzun bir ismi var, unutur belki öyle dedi, demiştim. Dünya Savaşı'na girerken. Saint-Jean de Maurien. Değil mi? Saint-Jean de Maurien. Olacak. Evet. Ermeni de tasarısı kabul edildi. İngiliz, Fransız, mandaterli manda yönetim kabul edildi. Antep, Urfa, Maraş işgali burada konuşuldu ve onaylandı. Milletler Cemiyeti'nin kuruluşu kabul edildi. Ve burada arkadaşlar ABD ve Monroe doktrini, yani Monroe doktrinine karşı bir tezat oldu yani. Monroe doktrinine burada bir çelişki var. Hani yalnızlık siyasetin? Hani yalnızdın? Ne oldu? Hani kimsesizdin? Hani Avrupa'ya hiç bakmayacaktın? Amerika'ya güven olur mu? Olmaz. İşte ateşkesler ve asıl anlaşmalar. Bulgaristan Selanik ateşkesi Nöyi. Macaristan Villeguste Trianon. Avusturya Villeguste Saint-Germain. Almanya Rothenders Versailles. Osmanlı Mondros Sevr. İmzalanan anlaşmaların esasları belirlenmesinde
yapılan gizli anlaşmalar esas alınmıştır arkadaşlar. Paris'te şartları en ağır şekilde veren anlaşma Almanya ile yapılmıştır. Askeri, ekonomik ve siyasi kısıtlamalar olmuştur. Bu yüzden sana sorarlarsa İkinci Dünya Savaşı'nın en temel sebebi nedir? Birinci Dünya Savaşı dersin ya. İkinci Dünya Savaşı'nın en temel çıkış noktası Birinci Dünya Savaşı diyeceksin. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Anlaştık hocam. İzmir işgal edildi arkadaşlar. Bak burada Paris Barış Konferansı denilen tırvırı barış adını koyuyorlar sadece. Yani barış adı altında bizi ve yenilen devletleri yerle yeksan edecekleri bir anlaşma yaptılar, tamam mı? Ve burada İzmir'i Yunanlara veriyorlar. 18 Ocak'ta veriyorlar. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 4 ay sonra Yunanlar fazla vakit kaybetmeden koştur koştur İzmir'i onlara göre ilhak ettiler. Bize göre işgal ettiler. Diyeceksiniz ki hocam ne farkı var? Hocam ilhak. Onlar diyorlar ki İzmir zaten bizimdi. Ulan İzmir bizimdi. Pis Türkler, barbar Türkler bizi buradan attılar. Onlar biz yeni yurdumuzu yeniden almaya geldik diyorlar Yunanlılar. Aslında haksız da sayılmazlar da neyse hani bırak o zamanlar öyle değilmiş mevzular. O zaman öyle değilmiş mevzular. Yani o zamanlar kimin kime gücü yeterse hesabıymış yani. Ama bunlar diyorlar ki İzmir'de Simirna, onlar Simirna diyor. Simirna'da Yunan, Rumlu, bizim Rumlar çoğunlukta, Türkler azınlıkta. Biz burayı geri almaya geldik. Alır mısın? Alırsın. Alamadılar zaten. Aha, aldık başta. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildi arkadaşlar. Bak dikkat et tarihe. Tarihe dikkat et. 15 Mayıs 1919. Ne anımsattı sana? 19 Mayıs'ı mı? Evet. 4 gün sonra 19 Mayıs 1919 olacak değil mi? Tamam. 15 Mayıs 1919'da adamlar İzmir'de Yunaniler katlediliyor. Basamıyor. Türkler bizi katlediyor diyerek girdiler. Burası zaten bizim dediler. Ve geldiler. Venizelos geldi dedi ki İzmir limanına ayağını bastı ve dedi ki Kalimera. İşte sonunda atalarımızın diyarı olan Simirna'yı almaya geldik. Dedi ve girdi. Oradan bir tane kurşun pşin ya diye bir ses. Allah bunlar zaten bizde Osmanlı'da bunlar yüzyıllarca şey kalmışlar tamam mı? Yani ezik. Bunlar Osmanlı şeyinde himayesinde kalmış yüzyıllarca. Korkuyorlar Osmanlı'nda ya. Oradan bir kurşun gelince eyvah dediler. Ya ne yapacağız filan. Hemen yattılar yerlere filan. Böyle ondan sonra ne oluyor? İşte Türkler şeye mi taarruza mı geçti? Ya, savunmaya mı geçti? Yok be ya. Hasan Tahsin, Hukuku Beşer gazetesi köşe yazarı Osman Nevrez adında şeyi mahlası Hasan Tahsin olan bir adamdan bahsediyoruz ya. Türkler savunmaya geçti diye bir endişe ettiler ve ondan sonra toparlandılar geri dönüş yani
Geri devamı olmayınca toparladılar. Sonra baktılar ki bir tane vatansever bir şey adam. Bunu fark edince tabii başladılar şeyden oradaki fırkateynden taramaya. Karşısında ne bulduysa taradı. Orada sivil asker ne kadar Türk varsa katlettiler. Yani öldürdüler hepsini. Kordon boyunca insan yığıldı. Şehit, sivil, asker. Ya. Ondan sonra İzmir Valiliğine giriyor Venizelos, Yunan Başbakanı. Önüne Türk bayrağı serdiler. Çiğnedi, tekmeledi geçti. Türk bayrağına ayaklarını sildi. Çiğnedi, tekmeledi geçti. Ama içiniz rahat olsun. Canınız sıkılmasın. Onu daha sonra göreceğiz. Bir iki hafta sonra göreceğiz. Bayrağı nasıl davranılır? Bir asilzade gösterecek. Bak bunu da bir kenara yazın. Evet. Yunanlılar İzmir'i işgal etti. İzmir Valiliğine arkadaşlar Türk bayrağını indirdiler. Yunan bayrağını göndere çektiler. Sonra ne oldu? Sonra 15 Mayıs. Bu kadar karışıklık olunca hani Hristiyan katledildiği yönündeki haberler var filan falan işte. Anadolu işgalini kesin olarak başladı. Osmanlı ulusal bilinç ve uyanması itirazı başladı filan falan derken tamam mı? Yani itiraz grubundan uzaklaşıyor yavaş yavaş. Şimdi bu bölgede bu kadar çok karıştı çıkınca tamam mı? Böyle katliamlar falan olunca bölgeye bir tane Amerika gözlemci yönde. Bir gözlemci adı Amiral Bristol. Amiral Bristol. Amiral Bristol geldi dedi ki ya dedim yani bize dediler ki burada Türkler katlediliyor. Yunanlılar burada azınlıkta şey Türkler çoğunluk Türkler azınlıkta Yunan çoğunlukta dediler. Ama hani gördüğüm kadarıyla gözlemlediğim kadarıyla tam tersi Yunanlılar bölgede azınlıkta Türkler çoğunlukta hatta katletmişsiniz şerefsizler. Demiyor şerefsizler. Ben diyorum. Katletmişsiniz adamları hala az şeyler, çoğunluklar. Yani Amiral Bristol raporu Türk milleti için nedir? Olumludur arkadaşlar. Yani, Amiral Bristol raporu görürseniz B RH pozitif diyeceksiniz. Yani Batı pozitif. Tamam bak Batı pozitif diyeceksiniz. Batı ile ilgili olumlu ve RH pozitif böyle bu anlama gelir. Öyle anlayın tamam mı? Böyle raporları var çünkü. BRH pozitif. Yok işte BRH negatif. DRH pozitif falan diyeceğim. İzmir işgalini araştırmak için Amiral Bristol gelmiş. Bölgedeki karışıklıktan Yunanistan sorumludur demiş. Hristiyan halkın katledildiği yönündeki iddialar asılsız demiş. Bölgede Türkler çoğunluk olduğundan bölgenin Yunanistan'a ilhakı söz konusu değildir demiş. Bak Amerika kurnaz. Hep iyi polisi oynuyor bak. İyi polisi oynuyor. Niye? Amerikan mandasını savunalım. Değil mi? Amerikan mandasına girelim. Tabii. Dur. Kurtuluş Savaşı destekleyen ilk uluslararası belgedir tabii. İlk olumlu belge. Burada Bristol raporu var. BRH pozitif dedik.
Ondan sonra Samsun raporu var. O Atatürk'ün zaten. Hani onun olur zaten. Harvard raporu var. General Harvard raporu. O Doğu'yla ilgili pozitif. Doğu. Doğu'yla ilgili pozitif. Tamam mı? DRH pozitif. Minle raporu var. Minle. O Batı'yla ilgili negatif. Yani İngiliz General Milne'nin çizeceğim sınırdan daha öteye Türkler geçemez diyor. Bu da Batı eraş negatif. Tamam mı? Sen bunları bil yeteri bak. Amiral bir istiyor. Batı pozitif. General Herbert Doğu pozitif. Milne Batı negatif. Bir de şey var. Yani boş ver şöyle Hristiyan falan filan falan boş ver. Şey lazım bize. Cemiyetlerde göreceğiz. Haftaya görürüz. Neydi? Haftaya bayram gerçi. Bayramda ders yapmayız. Haftaya tatil veririz bütün dersleri. Dinlenin. Gezin. Dolaşın. Rahat edin. Şey arkadaşlar. Doktor Esat Işık raporu. Bak buna da dikkat edin. Bu da çıkar bazı sorularda. Doktor Esat Işık raporu. Bu da gene Doğu Eraş pozitif. Yani doğudaki Ermenilerin azınlıkta olduğunu belirten bir bilimsel bir şeydir yani. Araştırmadır. Doktor Esat Işık hatta şeyin de Mustafa Kemal Paşa'nın da göz doktorudur yani. Şahsi göz doktorudur. Bana geç, bana da geç. Osmanlı hükümetinin durumu son olarak taht değişikliği var. Mondros'tan sonra Mehmet Reşat gitti. Son padişahımız 6. Mehmet Vahdettin geldi. Vahdettin meclisi kapattı. Ahmet İzzet Paşa ve Tevfik Paşa hükümetleri kuruluyor. Tevfik Paşa da aslında bakarsanız şeyin son sadrazamı olacak Osmanlı'nın. Ama sonra da damat Ferit'i itiraf ettirip kendine getirdiler. En sağ aşağı tarafındaki pala bıyıklı damat Ferit daha önce de bilmiyorum bahsetmek ama bahsedeceğiz çok. Cemiyetlere geçeceğim. Cemiyetleri ayrıca işleyelim arkadaşlar. Sıkıştırmayalım. Çok az bir vaktimiz kaldı. Cemiyetlerde kaldık diyorum. Bu konuda da demirbaşlarımızdan Nefise'yi görevlendiriyorum. Nefise'cim bir dahaki dersimiz haftaya olmayabilir çünkü bayram. Ondan sonraki hafta cemiyetlerde kaldığımızı hatırlatır mısın bana? Tabii ki de hocam. Çok teşekkür ederim canım benim. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinize hayırlı Diliyorum. bayramlar Hayırlı diliyorum. bayramlar hocam. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde olsun. Hayırlı bayramlar. Gene görüşürüz canlarım. Öpüyorum sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar İyi hocam. akşamlar.